İngiltere'de mobilya ve ev modasında sınır tanımayan tasarımlara artık akıllı mobilyalar da eklendi. Türkiye'li iş adamı Erhan Acar, Londra'nın güneyinde Croydon bölgesine Türkiye'den bir mobilya köprüsü kurduklarını anlattı. Birçok firma şu an mobilya firmaları İngiltere'de, Londra'da açılmaktadır. Tabii bizim amacımız bu piyasada bir ekstra bir şey getirmek, ekstra bir farklılık getirmek. Burada getirdiğimiz ürünler olsun, verdiğimiz hizmetler olsun, üst seviyede olmasına biz çok dikkat ediyoruz. Bütün ürünlerimiz İnegöl'den, Bursa'dan gelmektedir. Bu ne demektir? Zaten şu an dünyada İtalya birinci olmak üzere İnegöl'de aslında sanayi, mobilya sanayisi endüstrisi içerisinde ikinci olmaktadır. Altyapımızı öyle bir kurduk ki direkt üreticilerle biz temastayız. Yani burada çeşitten tutun, istediğiniz size'da mobilyalara sahip olabiliyorsunuz. Buradaki evlerin şartlarını bildiğimiz için ona göre her standart size'larda mobilya üretme kapasitemiz var. Ve İnegöl'de özellikle üreticiden getirdiğimiz için kalite konusunda da direkt sizlere sunabiliyoruz. Aslında bizim arka planda yapmak istediğimiz şey burada kalıcı olmak, uzun süre hizmet vermek ve büyümek. Tabii burada insanlarımıza ihtiyaçlarını biz çok iyi analiz ettik. Uzun süre çalışmalarımızın sayesinde de zaten anlaşmış olduğumuz firmalar, partnerlerimiz, İnegöl'deki partnerlerimiz bize full desteği vermektedir şu an. Türkiye'nin mobilya vadisi Bursa İnegöl'den sağlanan seçenekler Londralı'ya farklı tasarımlar olarak sunuluyor. Erhan Acar, amaçlarının mobilyada kalite ve ekonomik koşulları bir arada sunmak olduğunu söyledi. Sizlerin de bildiği gibi aslında şu an İngiltere'de mobilya almak gerçekten çok düşündürücü bir iştir. Yani bugün bakıyorsunuz çok şık, çok modern bir mobilya buluyorsunuz fakat bütçe olarak uymuyor. Veya gidiyorsunuz ister istemez bütçesine bakıp da içinize sinmeyen mobilya alabiliyorsunuz. Biz de bunu kırmak istiyoruz aslında. Biz Bursa İnegöl'den modern, şık, mobilya getirmekle birlikte bizim asıl amacımız bütçeye dikkat edip burada insanlarımızın alabileceği mobilyayı getirmek. Misal buradaki birçok firmalar aslında şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Pazara benzetebilirsiniz. Bir çiftçi domatesini, salatasını ne yapıyor? Tarımını kendisi ekiyor, zaman veriyor, büyütüyor, ondan sonra pazara gönderiyor. Ama o pazara gelene kadar zaten aradaki firmalar, aradaki aslında ajans dediklerimiz insanlar kazanmış oluyor. Bizim direkt üreticiden aldığımız için mobilyaları, direkt üreticilerle birlikte partner olduğumuz için otomatikman zaten bu da bütçeye yansıyor. Çok uygun fiyatlara, çok kaliteli, şık, modern, direkt İnegöl'den mobilya getirmiş oluyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey direkt biz üreticiden aldığımız için, aradaki ajansları dekarte ettiğimiz için firmaları direkt ekonomi güzeli insanlarımıza bu bütçe üzerinden verebiliyoruz. Yani her müşterilerimiz bize geldiklerinde istediği bütçeyi mobilya bulabiliyorlar. Londra'nın kendine has koşullarını memlekete özgü mobilyalarla renklendirmek isteyen de, farklı kültürlere ait tasarımlarla evini zenginleştirmek isteyen de bu kapıyı çalsın istiyor genç yatırımcılar. Hedeflerimizden birisi ise tabii ki burada kalıcı olmak. Londra piyasası biliyorsunuz çok acımasız bir piyasadır. Bunu geçmişte de gördük. 2 yıl, 3 yıl sonra firmalar bir anda kapanabiliyor, iflas edebiliyor. Ama bizim altyapımızı öyle bir kurduk ki özellikle full destekli firmalarla çalışıyoruz ve bunu büyütmeye meyilliyiz. Herkes soruyor neden Croydon'un merkezinde açıyorsunuz, neden bir Woodgreen veya Manaras taraftan açmıyorsunuz? Çünkü aslında insanlar farkında değil, belki de toplumumuz farkında değil. Bizim kuzeyde Türklerin olduğu kadar da güneyde yaşayan insanlarımız var ve bizim amacımız o kadar yolu gelip de orada bakmaktan ziyade ayağı direkt ayaklarına getiriyoruz ve şu an Croydon'un merkezinde aşırı ilgi görmekteyiz. Ve bundan da çok mutluyuz. Şu an gerçekten çok iyi. Sadece Türklerden değil, Türk vatandaşlarımızdan değil, yabancılardan da çok destek alıyoruz şu an. İlgi görüyoruz. Hatta şöyle de diyebilirim, özellikle İnegöl olması bizim Türk vatandaşlarıma ekstra bir sıcaklık veriyor ve gerçekten kalitenin geldiği yer olduğunu da birçok insanımız zaten biliyor. Ve bu şekilde de insanlarımıza bu güveni çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Mobilyada artık yeni bir dönemin kapısını aralayacak akıllı modeller. Teknoloji ile ev şıklığını birleştiren tasarımlar hem zarif hem de sağlam. Seval Akoğlu akıllı mobilyaya dair detaylar paylaştı. Akıllı mobilyalar dediğimiz, yani şöyle bir koltuğu hani hem modern bir çizgide hem de yatak olma özelliğinde bulabilme şansınız var. Aynı zamanda renk konusunda da çok çok seçeneklerimiz var ki şu anda zaten İngiltere çapında olmayan bir deri getirdik buraya. İsmi de Nubuk deridir. Nubuk deri de taşlanmış bir deridir. Gerçek %100 deri ve leke de tutmaz. Aynı zamanda soğuk da bir deri değildir. Aslında bizim İnegöl şehri
arkamızda diyebiliriz. Yani birçok firmayla çalışıyoruz. Ve bu firmalarda şöyle söyleyebilirim aslında, hani yani müşterimiz bize geldiği zaman ben köşe koltuk istiyorum ama hani relax tarafı olmasın, iki tarafı da kollu olsun dedikleri zaman bizim şöyle söyleme şansımız var. İsterseniz uzatabilirsiniz, isterseniz kısaltabilirsiniz. Yani en büyük, yani 3 metre olarak bir köşe koltuk gördüğünüz zaman da onu küçültme şansımız var. Böyle avantajları sunabiliyoruz müşterilerimize. Modüler eşyalarla başlayan çağın mobilya anlayışı akıllı modellerle bir adım daha ileriye götürülmüş. Her bir şekle girebilen modeller Londra gibi yer sıkıntısının büyük olduğu kentlerde bir alternatif olmaya devam ediyor. Bize gelen müşterilerimizden biz şunu da çok duyuyoruz aslında. Çocuk odaları genellikle burada, yani 3 odalı evlerde bir oda box room diye tabir edilir. O box room'a da eğer 2 çocuk yaşam alanı verirseniz çok dar bir alana sahip olmuş oluyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim ki, yani bizde mesela ranza modelimiz var. O ranzanın içinde aynı zamanda çalışma masası olma özelliğini de taşıyor. Yani bu da ne yapıyor? Küçük box room dediğimiz odalarda bile size yürüme alanını avantajlı hale getiriyor diyebilirim yani. Evet, yani çalışma masası, yani ranzayı düşünün, içinde çalışma masası olduğunu düşünün. Mesela köşe gruplarımız, aynı zamanda 3-2-1 setlerimiz var. Bunların da yine aynı çizgide, yani modern çizgide oluşmuş. Köşe koltuklarımızın tek bir dokunuşla, yani el temasıyla yandan yatak çıkma özellikleri var. Masalarımızın hem yani 2 metrelik bir masayı, elegant bir masayı gördüğünüz zaman onun diğer size'larını da küçültme şansımız var. Aynı zamanda masalarımızın içinde komple MDF, yani olduğunu da söylemek isterim tekrardan. Komple MDF olan masalarımızda da aynı zamanda çatal bıçak koyma, servis koyma, servis açma yerleri bulunmaktadır, mevcuttur. Aynı zamanda yine 8 kişilikten 12 kişiliğe kadar da büyüme avantajları vardır. Bizim ürünlerimiz komple MDF, yani gürgen ağacından oluşur. Gürgen ağacı da biliyorsunuz zaten üründe, zaten yani ağaç kullanıldığı zaman hani onun isterseniz 10 kere isterseniz 20 kere açıp kapanıldığı zaman deforme olmaz. Croydon'da açılış günü için gün saydıklarını söyleyen Seval Akoğlu daha şimdiden aldıkları karşılıktan memnun. Hedeflerinin tüm Londralı'ya aradığı farklılığı sunmak olduğunu kaydetti. Seval Hanım açılışa özel sürprizleri de müjdeledi. Bu ayın 19 Nisan'da büyük açılışımız var. Herkesi bekleriz. Açılışımız nedeniyle ürünlerimizde %50'ye varan indirimlerimiz mevcuttur. Teknoloji ve çağın gereklerini karşılayan her bir mobilya bir de zarafetle birleşince keyifler yerinde. Londra gibi güçlü ve iddialı bir piyasaya Türkiye'nin kültürel köklerinden gelen genç iş adamlarının katılması İngiltere'de yaşayan Türkiye'li toplumun yüzünü güldürdü.